Soru çözümümüze devam ediyoruz. Bakalım. 3. test 1. soru bize ne söylüyor? İfadelerden hangisi yanlıştır? Yukarıda bize ne vermiş? X eksi anyonu Y artı 7 katyonunu vermiş. O halde buradan elektron sayılarına bakarak proton sayılarını bulabiliriz. X'in kaç tane elektronu var? 18 elektronu varsa eksi 1 yüklüyse 17 ne olmalıdır? Protonu. Y için aynı şeyi yapacağım. Kaç elektronu var? 10 elektronu var. 7 tane de artı 7 yüklü. Yani proton sayısı elektron sayısından 7 fazla. Her ikisinin de 17 tane... Neyi var? Proton sayısı yani atom numarası. O zaman şıklardan hangisi yanlıştır? X ve Y nötr atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. Çünkü proton sayıları aynıdır. Birinci ifadem doğru. X eksi ve Y artı 7 iyonları izoelektroniktir. İzoelektronik demek elektron sayıları eşit olan demek. Bunların elektron sayıları eşit değildir. Bu ifademiz yanlış. Y artı 7 üçüncü periyot elementidir. Bakalım Y artı 7'ye. 2, 8 yani iki periyodu var. O zaman ikinci periyot elementi olmalıydı. Bu ifademiz de yanlış. O halde cevabımız D şıkkı olmalı. Devam edelim ikinci soru ile. İkinci soru bize diyor ki X 11, Y 12, Z 13 atomları ile ilgili hangisi doğrudur? X 11'e bakalım. X 11 2 8 1. Y 12 2 8 2. Z 13 2 8 3. O zaman X 1A grubunda, Y 2A grubunda Z ise son yörüngelerdeki elektron sayısına bakarak 3A grubunda oldu. Şıklarımızı okuyacağız. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X atomudur. Periyodik tabloda soldan sağa gittikçe iyonlaşma enerjisi artar. Yani Z'ninki en büyük olmalıdır. X değil. Atom hacmi en küçük olan X'tir. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gittikçe atom hacmi küçülür. Dolayısıyla x en büyük olmalıdır. Değerlik elektron sayısı en büyük x'tir. Değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron sayısıdır. En büyük olan x değil z'dir. Elektron verme eğilimi en büyük olan z'dir. Elektron verme eğilimi demek metallik demek. Metalik özellik bir a grubunda daha fazladır. O zaman bu şıkkımda yanlış. Çaplarına baktığım zaman X artı iyonuna bakacağım. X artı iyonunun çapı ne olmalıdır? Elektron sayısı 10. Elektron sayısı 10. Elektron sayısı 10. Ama sen Bunların çaplarını kıyaslarken şöyle kıyaslayacaksın. Periyodik tabloda artı ilerledikçe, arttıkça çap küçülür. O zaman en büyük çapı olan kimdir sevgili arkadaşlar? X artı'dır. X artı Y artı 2, Z artı 3. O halde cevabımızı İkinci soru için E şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Üçüncü soruya hep birlikte gidelim. X ve Y metal atomlarının değerlik elektron sayıları aynı. Y'nin hacmi daha büyüktür. Y'nin hacmi daha büyükse değerlik elektron sayıları aynıysa bunlar aynı gruptadır. Aynı gruptayken Y'nin hacmi büyükse y daha aşağıdadır. Çünkü periyodik tabloda aynı grupta olan elementlerin çaplarını kıyaslarken yapacağımız şey şudur. Yukarıdan aşağı doğru çap artar. O zaman periyodik tablodaki duruşları bu şekildedir. Şıklarımızı okumaya başlayabiliriz. X'in metalik aktifliği büyüktür. Hayır. Metalik aktiflik yukarıdan aşağı gittikçe artar. X'inki daha küçüktür. Y'nin proton sayısı daha küçüktür. Yukarıdan aşağı gittikçe periyot numarası artacağı için proton sayısı da artar. Bu da yanlış. X'in erime noktası daha büyüktür. Evet yukarıdan aşağı gittikçe metallik artar. Metalik artarsa erime noktası azalır. O zaman X'in erime noktası daha yukarıda olduğu için daha büyüktür. Y'nin Kimyasal özelliği X ile benzerdir çünkü aynı gruptadır. Y'nin elektron vererek bileşik oluşturma isteği daha fazladır, metalik aktifliği daha fazla olduğu için. O halde 3 tane öncülümüz doğru oldu. Cevabımız C şıkkı. Gidelim hep birlikte dördüncü soruya. Dördüncü soruda X ve Y ametal atomları hidrojen ile HX ve HY bileşiğini oluşturuyor. Oluşan bu bileşikte ortaklaşa kullanılan elektronu X taneciği, Y taneciğine göre daha fazla çekiyor. O zaman bunlar aynı gruptalar. X, Y'ye göre daha fazla çekiyorsa aynı grupta X daha yukarıdadır. O zaman X'in elektronegatifliği daha büyüktür. Hatta şöyle bile diyebiliriz. X'e flor, Y'ye de klor bile diyebiliriz. Elektronegatifliği en büyük olan atom flor'dur. 2'ye baktığımızda Y'nin atom hacmi daha büyüktür. Aynı grupta yukarıdan aşağıya gittikçe atom hacmi artar. Asitlik kuvveti yukarıdan aşağı gittikçe azalır. O halde x büyük y olmalıdır. HX x büyük h y demiş. O halde bu öncülümüz de doğrudur. Cevabımız e şıkkı olarak işaretlenebilir. Gidiyoruz 5. soruya. 5. soru bize diyor ki x, y ve z'yi verdim. Buna göre hangisi yanlıştır? x'in bir elektronu var. Periyodik tabloda bir elektronu olan elementimiz hidrojendir. 2 8 1. Bu adam 1A grubundaki sodyumdur. 2 8 8 1 yine 1A bir grubundaki potasyumdur. Bakalım X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzer mi? Hayır. Hidrojen bir A grubunda olmasına rağmen istisna olarak A metaldi. Geri kalan bir A'nın tamamı metaldi. O zaman birinci öncülüm yanlış. B'ye baktığımda birinci yonlaşma enerjisi en büyük ikisindir. Evet, yonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı gittikçe azalır. Aynı grup elementidir. Evet, her üçü de. 1A grubundadır. Y ve Z artı bir değerlik alır. Evet Y ve Z 1A grubundadır. Artı bir değerlik alır. Ancak hidrojen için durum aynı değildir. Y ve Z elektrik akımını iletir. X elektrik akımını iletmez. Doğrudur. Y ve Z metaldir. Elektrik akımını iletir. Hidrojen ise ametaldir. Elektrik akımını iletmez. Devam edelim. 6. soruya gidelim. Verilen atom çiftlerinden birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olanı karşısına vermiş hangisi yanlıştır? İyonlaşma enerjilerine bakacaksan bulundukları gruplara bakmalısın. Baktığımda sodyum 1A, magnezyum 2A. İyonlaşma enerjisi soldan sağa gittikçe artar. O zaman magnezyumun daha çok olmalıdır. Kalsiyum magnezyum. Kalsiyum 2A Magnezyum 2A. Iki Her ikisi de 2A iki grubunda. Magnezyum 3. periyot. Kalsiyum 4. periyot. Yukarıdan aşağı gittikçe ne olur? Yanlaşma enerjisi azalır. O zaman magnezyumun kalsiyumdan fazla olmalıdır. Fosfor kükürt. Fosfor 2, 8, 5, 5A grubu. Fosfor ise 6A grubundadır. O zaman soldan sağa gittikçe iyonlaşma enerjisi artar demiştik. Berilyum 2A, Bor 3A. Soldan sağa gittikçe artar demiştik. Doğru. Son olarak karbon 6, karbon 3A grubundadır. Neon'a baktığım zaman neon 8A grubundadır. 8A grubunun diğer gruplardan en sağda olduğu için iyonlaşma enerjisi en büyüktür. O halde burada karbon değil neon yazmalıydı. Cevabımız 6. soru için E şıkkı oldu. 7. soruya bakalım. 7. soruda bize bir periyodik tablo vermiş. Periyodik tabloya baktığım zaman hangisi yanlıştır? Şimdi A 1A grubundaki nedir? Hidrojendir. Hidrojen ametaldir. Devam ediyorum. G için 8A diyeceğim. Atom numarası 2 olmasına rağmen 8A'da bulunan soy gaz bir helyumdur. Çünkü helyum son yörüngesi tamamen dolu olduğu için 2 değil 8A grubunda kararlıların yanındadır. Bakalım hangisi yanlış. Elektron verme eğilimi en büyük olan atom C'dir. Doğrudur. Çünkü elektron verme eğilimi bu taraf ve en aşağı olmalıdır. O halde en sol ve en aşağıda C var. E'nin birinci yonlaşma enerjisi. F'nin birinci yonlaşma enerjisinden büyüktür diyor. Doğrudur. Neden? Çünkü 5A, 6A, 1, 3, 2... 4, 6, 5 kuralımız var. O zaman bu kural bize doğrulatır. D baş grup metallerindendir. D arada bulunan iç geçiş metalidir. Geçiş metali baş grup değil yan grup metali olmalıdır. Yani B gruplarının tamamı yan grup metalleridir. D baş grup değil yan gruptur. B ve G'nin değerlik elektronu aynıdır. B ve G'nin değerlik elektronu aynıdır. 2A'nın da değerliği 2'dir. 8A'daki her yumunda değerliği 2'dir. B ve E küresel simetri gösterir. B ve E 2A ve 5A grubu doğrudur. Her ikisi de küresel simetri özelliği gösterir. O halde Devam edelim 8. soru ile. 8. soruda bize 3 tane iyon vermiş. Bu 3 iyonla ilgili hangileri doğrudur diyor. İyonuma baktığımda üçü de izoelektroniktir diyor. Her üçünün de elektron sayıları 10'dur. Eşittir elektron sayıları eşitse bu atomlara izoelektronik atom denir. Y ve Z arasında kimyasal bağ oluşmaz diyor. Bakalım Y ve Z'ye. Z bir soygaz. Soygazlar ne kendileriyle ne de başkalarıyla bağ yapmazlar. Doğru. X, O bileşiği bazik karakterlidir. X'e baktığımda X bileşiğinin nötr haldeki atom numarası 8. Buna baktığımda bazik karakterli midir? Evet. ...bazik karakterlidir. O halde cevabımız E şıkkıdır. Dokuzuncu soruya gidelim. X atomunun birinci yonlaşma enerjisi... ...büyüktür demiş. Bakalım. Yonlaşma enerjisi büyükse... ...soldan sağa doğru... ...arttığını biliyorum. Y'nin proton sayısı en büyüktür. Proton sayısı en büyükse... ...ne olmalıdır? Ben... Proton sayısını büyük yapan en alt kısma Y'yi yerleştirmeliyim. Y ortada veya üstte olmamalı. O zaman üçüncü öncülü adadan eledim. Z'nin de sağda olması lazım. Her iki şıkta da sağda. Z'nin atom hacmi en küçüktür. En küçükse en sağ ya da en üstte olmalıdır. Z'nin en sağ ya da en üstü olmasını bekleyeceğim. O halde cevabım her ikisi de uygun olacak. Çünkü x her ikisinde de aynı alandadır. O zaman cevabımızı D şıkkı 1 ve 2 olarak işaretleyebiliriz. 1A grubu elementleri ile ilgili. 1A grubunun özel ismi alkali metallerdir. Doğru. Sadece metaller soğuk su ile çok şiddetli tepkime verirler. Doğru. Grupta bulunan elementlerin tamamı katı halde elektrik akımını iletir diyor. Yanlış. Tamamı iletmez. Civa hariç diyeceğiz. O zaman cevabımız yalnız 3 oldu. 10. sorumuzda tamamladığımıza göre sevgili arkadaşlar 11. soruyla devam edelim. 11. soruda bizim İyonlaşma enerji tablomuz var. İyonlaşma enerjisi tablosuna bakıp sıçramayı bulacağız. Maksimum sıçrama nerede? 119'dan 1091'e çıkarken. Çünkü diğerleri daha az bir sıçrama. 1'den 2'ye çıktıysa bu adam 1A grubundadır. Aynı şeyi Y için yapacağım. Y'de maksimum sıçrama nerede? 2'den 3'e geçerken. O zaman 2A grubunda. Buradaki maksimum sıçrama nerede? Z'deki 657'den 2766'ya çıkarken o zaman 3'ten 4'e çıkmış. 3A son olarak T atomuna bakacağım. T'de 875'den 5978'e çıkmış. Yani sıçrama maksimum burada. O zaman bu adama ne diyeceğim ben? 3A grubu diyeceğim. Çünkü 3'ten 4'e geçti en aktif metal x'tir. Çünkü metalik aktiflik periyodik tabloda 1a, 2a, 3a, 4a diye devam eden bir periyodik tabloda sağdan sola doğru artar. En solda 1a yani x olduğuna göre ne olacak? En aktif metal x'tir. Proton sayılarını kıyaslayacaksam gruplu numarası arttıkça proton sayısı artar. Z büyük, Y büyük, X olmalıdır. T'nin atom hacmi Z'den büyüktür. T'nin atom hacmi Z'den büyük müdür, değil midir bilemeyiz. Her ikisi de 3A grubunda. Bununla ilgili ek bir bilgi vermedi bize. O halde cevabımız C şıkkı. Bakalım testimizin son sorusu 12. soru bize ne diyor? 12. soruya baktığımızda yine bize bir grafik tarzı ne vermiş? Bilgiler vermiş. Bu bilgilere baktığımızda halojenler yani 7A grubunda bulunan X ve Y atomu ile ilgili hangisi kesinlikle doğru? X bir elektron vererek alarak X eksi haline geçmiş. Y bir elektron alarak Y eksi haline geçmiş. Diyor ki bize açığa çıkan enerjilerden Q1 Q2'den büyüktür. O halde Q1 Q2'den büyük ise bunlar aynı gruptadır ve elektron ilgisi flor ve klor'u kıyaslarsak 7A grubu bunlar çünkü klorun elektron alma isteği daha büyüktür. Yani X daha çok enerji açığa çıkarına göre elektron ilgisi daha büyüktür. Proton sayısı büyük Y'dir. Bilemem. Elektro negatifliği en büyük X'tir bilemem kesinlikle dediği için. Olabilir deseydi her ikisini de doğru kabul edebilirdik. Ancak kesinlik sorusu sorduğu için her ikisini de doğru kabul edemeyiz. O halde bu testimizi tamamladığımıza göre bir sonraki ünitemiz ile ne yapacağız? Kimyanın temel kanunları ile çözümüze devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.